Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde bir önceki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki ders sizlerle beraber milli dış politikada Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimizden söz etmiştik. Bugünkü dersimizde de yine milli dış politikada komşu devletlerimizle olan ilişkilerimizden söz edeceğiz. Ünitemizin adı küresel bağlantılar. Evet, konu ve kazanımlarımızı bir önceki dersimde de söylemiştim. Komşularımız ve kardeşlerimiz konusunu işleyecektik. Ama biz bir önceki dersimizde Türk Cumhuriyetlerinden söz ettiğimiz için, yani kardeşlerimiz kısmını bitirdiğimiz için bugünkü dersimizde de komşularımızdan bahsedeceğiz. Görüyorsunuz bir harita var, ülkemizin haritası ve ülkemizin sınırlarında yer alan komşu devletlerimiz var burada. Komşu devletlerimizde batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı Özerk Cumhuriyet, Nahçıvan, İran, güneyde Suriye ve Irak yer almakta. Toplamda 8 tane komşumuz yer almakta bizim ülkemizin sınırları içerisinde. Şimdi bu devletleri kısa ve öz bir şekilde önce genel bilgilerini alacağız. Daha sonra sizlerle beraber işleyeceğiz. Fakat tabii o devletlerimize de geçmeden önce bir önceki dersimizde nasıl ki milli dış politikamızın özelliklerine değinmiştik. Bunları unutan öğrencilerim varsa tekrardan hatırlatmak istiyorum. Atatürk'ümüzün milli dış politikada benimsemiş olduğu temel değerler vardı. Bu değerler tam bağımsızlık, barışçılık, eşitlik, gerçeklik ve akılcılıktı. Ve halen de Atatürk'ümüzün belirlemiş olduğu bu değerler etrafında dış politikamız yürütülmekte, temsil edilmektedir. Ülkemiz barışçıl dış politikasını sınır komşuları ile de devam ettirmektedir. Sınır komşumuz olan devletler Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan, Özerk Cumhuriyeti, İran, Irak ve Suriye'dir. Komşumuz olan devletlerle kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerimiz oldukça fazladır. Ülkemizde sınır illerimizde bulunan gümrük kapılarındaki hareketlilik, illerimizin ekonomisini ve kültürünü olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum, Türkiye'nin komşu ülkelerle yürüttüğü barışçıl politikanın bir sonucudur. Atatürk'ün belirlediği ilkeler doğrultusunda Türkiye, bölgesel ve milletler arası güven ve istikrar ortamının oluşturulması için her zaman çaba sarf etmiştir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk kendi döneminde artık ülkemizi savaş döneminden kurtarıp devletimizi tam anlamıyla kurduktan sonra ilke ve inkılaplarını gerçekleştirdiği süreç içerisinde ülkemizin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin barışçıl bir devlet olduğunu kanıtlayabilmek adına tüm dünyaya 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üyeliğimizi gerçekleştirdi, kabul etti üye olmayı. Milletler Cemiyeti'nin günümüzdeki ismi Birleşmiş Milletler'dir. 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne Mustafa Kemal Atatürk üyeliğimizi gerçekleştirmişti. Ki o dönemde Milletler Cemiyeti'nin amacı da ülkeler arasındaki savaş ortamına bir son vermek, barışçıl bir politika izlenmesini sağlamaktı. Ve biz de bu topluluğa üyeliğimizi gerçekleştirerek barışçıl bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olduk. Tabii sadece Milletler Cemiyeti ile kalmadı Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 2. Dünya Savaşı gibi bir savaşın gerçekleşebileceğini dünyadaki politikayı izleyerek, yerinde takip ederek öngörmüştü. Ve 2. Dünya Savaşı eğer gerçekleşirse öngördüğüm gibi diyerek sınırlarını güvence altına alabilmek adına ülkemizin bir takım devletlerle bazı anlaşmalar yaptı. İşte 9 Şubat 1934'te Balkan devletleriyle Balkan Antantı'nı imzalayarak batı sınırlarımızın güvenliğini sağlamış oldu. 1937'de de Orta Doğu ülkeleri ile Sadabat Paktı'nı imzalayarak bizim doğu sınırlarımızın güvenliğini sağlamış oldu. Buradan da ne kadar öngörülü bir insan olduğunu anlamış, görmüş oluyoruz. Şimdi komşularımızı tek tek sizlerle beraber ele alalım. Kısa ve öz değindim ben bu konulara.
İran'dan başlıyoruz. İran'ın başkenti Tahran'dır. Bayrağını bütün devletlerin yan tarafında görüyorsunuz zaten. Sınır kapıları, bizim İran'la olan sınır kapılarımız, Gürbulak sınır kapısı, Esendere sınır kapısıdır. Daha sonra Irak'a geçiyoruz. Irak'ın başkenti Bağdat'tır ve sınır kapımızda sizin de sık sık adını duyduğunuz gibi Habur sınır kapısıdır. Nahçıvan iç işlerinde özerk, dış işlerinde ise Azerbaycan'a bağlı olan bir devlettir. Ülkenin başkenti de kendi adıyla anıldığı Nahçıvan'dır. Sınır kapımızda dil ucu sınır kapısıdır. Şimdi burada özerki size söylemek istiyorum. Özerk Cumhuriyet ne demek? Zaten orada da tanımda da söylemişim ben. Yani Nahçıvan hakkında bilgi verirken belirtmişim. Ama anlamayan ya da bunun böyle olduğunu düşünemeyen öğrencilerimiz için tekrardan belirtelim. Özerk demek iç işlerinde bağımsız ama dış işlerinde bağlı olduğu devletin kurallarına uymak zorunda olan devlet demek. İç işlerinde bağımsız ama dış işlerinde başka bir devlete bağlı anlamına gelmektedir. Nahçıvan'da özerk bir cumhuriyettir, Azerbaycan'a bağlı. Suriye ise başkenti Şam'dır ve sınır kapılarımız, bakın pek çok sınır kapımız var Suriye ile. İşte Cizre sınır kapısı, Mürşit Pınar sınır kapısı, Cilve Gözü sınır kapısı, Kapıköy sınır kapısı, Öncü Pınar gibi sınır kapılarımız yer almakta. Suriye ile bu kadar fazla sınır kapımızın olmasının altında yatan neden de şurada yazıyor. Diyor ki Türkiye'de komşu ülke olarak en uzun sınır kapısı Suriye'ye ait. Ama en kısa sınır kapımız da Nahçıvan iledir. Bu da olur, sorularda doğru yanlış gibi ifadelerde, etkinliklerde karşınıza gelebilir. En uzun sınır kapısı bizim, yani sınırımızın olduğu, en uzun sınırımızın olduğu devlet komşumuz Suriye. En kısa sınırımıza sahip olan devlet, komşu devletimiz de Nahçıvan'dır. Yunanistan ise başkenti Atina'dır ve sınır kapıları Uzun Köprü sınır kapısı, İpsala sınır kapısı, Karaağaç, Pazar Kule sınır kapıları yer almaktadır. Burada siz haberlerde veyahut da okumuş olduğunuz gazetelerde falan İpsala'yı sık sık duyarsınız. Ona bir aşinalığınız olduğunu düşünüyorum. Bulgaristan ise başkenti Sofya ve Bulgaristan'la olan sınır kapılarımızda Aziziye sınır kapısı ve çok ünlü Kapıkule sınır kapısıdır. Ermenistan'la ise başkenti Erivan'dır Ermenistan'ın. Sınır kapıları ise Akyaka sınır kapısı olarak bilinmektedir. Gürcistan'a geldiğimizde Gürcistan Türkiye ile ekonomik ilişkilerde bulunmaktadır. Türkiye'den hem ithalat yapmakta hem de ihracat yapmaktadır. Başkenti de Tiflis'tir. Sınır kapısı ise Sarp sınır kapısı ile Posof sınır kapısıdır. Burada sınır kapılarımızı gösteren bir harita var. Bu haritada şu size kırmızı bayraklarla gösterilen yerler sınır kapılarımızı temsil etmektedir. Ermenistan ile Akyaka, bakın biraz önce söylemiştik. Şurada Dilucu sınır kapısı, burada Kapıköy sınır kapısı, burada Irak ile olan Habur sınır kapısı gibi. Bakın Cilve Gözü Suriye ile burada. Yine İpsala, bakın görüyorsunuz burada. Bunlar hep sınır kapılarımız bizlerin. Bu da haritamız. Ticari ilişkilerimize geldiğimizde ise aslında 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinde biz bu ticari ilişkiler boyutunu biraz işlemiştik. Ülkemizin temel ihtiyaçlarının var olduğuna, bu ihtiyaçlarını da giderebilmek adına başka ülkelerle ithalat yaparak tamamladığını söylemiştik. Aynı zamanda bazı ürünlerimizin de fazlalığının olduğuna ve bu fazlalıklarımızda ihracat yaparak yabancı ülkelere satışını yaptığımızı belirtmiştik. Şimdi bunlara değineceğiz. Dış ticaret biliyorsunuz ülkeler arasında yapılan alışverişe verilen genel isimdi. Dış ticaret, bunu unutmayın. Bizim ülkeler arasındaki yapılan bu dış ticareti bazı nedenlerimiz var yapmak konusunda. Sadece biz yapmıyoruz bunu, dünyadaki tüm ülkeler yapıyor. İşte ülkeler arasındaki zaten bu alışverişe durumuna da dış ticaret adını verdiğimizi söylemiştik. Dış ticaretin nedenleri arasında bazen ülke içindeki kaynakların biraz önce söylediğim gibi fazla olması neden oluyor. Fazla olduğu için satıyoruz. Satmaya da ne diyorduk? İthalat adını veriyorduk, ihracat adını veriyorduk.
ülke içindeki kaynakların yetersiz olması durumunda da ithalat yapıyorduk, alıyorduk yurt dışından veya ülkenin temel ihtiyaçlarından dolayı yine farklı ihracat ve ithalat boyutu gerçekleşebiliyordu. Şimdi biz dış ticarette kendi içinde biraz önce söylediğim gibi ihracat ve ithalat olmak üzere bölümlere ayırmıştık. İhracatta özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyordu hatırlarsanız. Buradaki at kelimesini dışarıya atmak, fazla olanı satmak anlamına geldiği için dış satım olduğunu unutmayacaktınız. Buradaki de almaktan dış alım olduğunu unutmayacaktınız çocuklarım. Şimdi önce ihracat boyutunu ele alalım. Yani dış satım atıyoruz. Fazla olan ürünleri diğer devletlere satıyoruz. Dış satımda, bakın burada ülkemizin haritası var ve bu haritadan sınırlarımızın dışına doğru taşan bazı oklar var. İşte her bir ok yurt dışına satmış olduğumuz ürünleri, temel ürünleri bize göstermekte. Görüyorsunuz halılar, incir, kayısı, fındık, makine ve parçaları, bor madeni, tekstil ürünleri, motorlu kara taşıtları, cam ve seramik ürünleri, mobilya ürünleri, beyaz eşya, demir ve çelik gibi ürünler bizim yurt dışına ihracatını gerçekleştirmiş olduğumuz ürünler arasındadır. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 2018 TÜİK verilerine göre Almanya 1. sırada yer alıyor, Irak onu takip ediyor, İngiltere 3. sırada, İtalya ve ABD de sırasıyla gelmekte. Tabii bu sıralama sevgili öğrencilerim her yıl değişime gösterebilmektedir. Ülkelerin yapmış olduğu ticari ve siyasi anlaşmalar durumunda muhakkak değişiklik gösterecek. Çünkü ülkelerin ihtiyaçları senelere göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla ihtiyaç doğrultusunda da yapmış olduğumuz anlaşmalar boyutunda elbette ki bu sıralamada da değişiklikler olabiliyor. Fakat Almanya ihracat yapılan ülkeler sıralamasında şöyle bir totale baktığımızda genellikle 1. sıradadır hep. Bunun altında yatan temel neden de Almanya'da yaşayan Türk nüfus oranının fazla olmasıdır. Orada yaşayan Türklerin de elbette ki bizim ülkemizin kültürel zevklerine daha yakın olmasından dolayı buradan ürünleri talep etmesi yatmaktadır. Bu nedenle Almanya ihracatta genellikle 1. sırada yer almaktadır. Ardından ithalata yani dış alıma değineceğiz. Dış alım da biliyorsunuz bizim ihtiyacımız olan ürünleri başka ülkelerden talep etmemiz yönünde gerçekleşiyor. Yine burada bir haritayla sembolize edilmiş. Bakın ülkemize yurt dışından gelen bazı ürünler var, oklar var. Bu okları temsilen de hangi ürünler var bakalım. Doğal gaz zaten başta. Petrol yine başı çeken ürünler arasında, optik ürünler, kağıt, eczacılık ve tıbbi ürünler yani ilaçlar, motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, plastik ve ürünleri, makine ve parçaları, tropikal kökenli tarım ürünleri bunlar yine bizim yurt dışından ithal etmiş olduğumuz ürünler arasındadır. İşte örneğin kahve mesela. Kahve bizim ülkemizde üretilmediği için ne yapıyoruz? Yurt dışından ithal ediyoruz biz bu ürünü gibi. En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da yine 2018 TÜİK verilerine göre 1. sırada Rusya yer alırken ikinciliği Çin, 3. sırada Almanya, 4. sırada ABD ve 5. sırada da İtalya yer almaktadır. Tabii bunu takip eden bazı işte 6, 7 ve 8. gibi başka başlıklar, maddeler, basamaklar da vardır. Fakat biz ilk 5'ini sizlere gösteriyoruz. Öğretmenim bu sıralamayı böyle harfiyen bilmeli miyiz, karşımıza çıkar mı derseniz çok zor. Bu tarz sorular hani çok ekstra böyle sorulabilecek sorulardır. Böyle bir sıralamayı bilmeniz şu an için hani çok da elzem değil. Çünkü bu sıralama biraz önce söylediğim gibi muhakkak değişiyor senelere göre. Bu nedenle sadece hani biraz önceki bu ihracat boyutunda 1. sıralıyı genellikle Almanya'nın çekmesi özelliğini unutmayın. Yeterli. Tabii bunun bir de nedeni vardı. Oradaki Türk nüfus oranının fazla olmasıydı. Türk vatandaşının fazla olmasıydı. Bunu bilmeniz yeterli diye düşünüyorum. Burada önemli bir notumuz var. Bir ülkenin ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla ise
Bu durumda dış ticaret açığı oluşur. Yani ne demek bu? Şimdi ithalat giderleri, yani alım giderleri eğer satış gelirlerine göre fazlaysa bir dış ticaret açığı doğuyor. Demek ki aslında bizim bir ekonomi anlamında gelişme gösterebilmemiz, kazanç elde edebilmemiz için neyimizin fazla olması gerekiyor? İhracatımızın fazla olması gerekiyor. İhracatımız fazla olacak, ithalat oranımız ise ona göre daha düşük kalacak. Ancak o zaman ekonomik anlamda kazancımız yüksek olabilir. Burada bu anlatılıyor. Lütfen bu ifadeyi unutmayın. Ne diyor? Bir ülkenin ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla ise bu durumda dış ticaret açığı oluşur. Ülke ekonomisinin güçlü olabilmesi için ithalat giderlerinin azaltılması ve ihracat gelirlerinin arttırılması gereklidir. Yani ihracatımızın ithalatımızdan daha yüksek olması gerekir. Lütfen bu bilgiyi unutmayın. Bu çünkü sizin karşınıza muhakkak gelir. Evet, bir etkinlik koymuşuz konumuzun sonuna. Bakalım sizlerle beraber cevaplayalım. Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'nin nokta nokta komşular arasındadır. Hangi yöndeki komşumuzdu bizim Yunanistan ve Bulgaristan? Batı yönündeki komşumuzdu. Hemen yazıyoruz. Batıyı buradan eledik. Kırgızistan'ın başkenti. Neresiydi Kırgızistan'ın başkenti? Bişkek. Eledik Bişkek'i. Başkenti Şam olan güney komşumuz. Bunu haberlerden de artık sık sık duymuşsunuzdur eminim. Bu da Suriye olacak. Azerbaycan'ın başkenti. Neresiydi Azerbaycan'ın başkenti? Bakü. Ne demiştim size? Başkentleri iyi bilmeniz gerekiyor demiştim. Yunanistan'la olan sınır kapımız hangisiydi? Hatta çok meşhurdu. Bunu muhakkak duymuşsunuzdur demiştim size. İpsala sınır kapısıydı. Irak ile olan sınır kapımız da yine bizim meşhur, bilindik, haberlere konu olan bir kapımızdı. O yüzden muhakkak bunun ismini de duymuşsunuzdur. O da Habur sınır kapımızdı. Evet, etkinliğimizden sonra bir de testimizin olması gerekiyor. Hemen testimize bakalım. Testimizde de yine ülkemizin haritası ve bu harita etrafındaki komşularımız gösterilmiş. Bakalım soruda ne diyor? Buna göre numaralandırılan yerlere gelmesi gereken ülkeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 1 ve 2 numaralı boşluklarımız var. Görüyorsunuz. Bakın burada 1 ve 2 var. Hemen 1'e bakalım. Bizim zaten batımızda 2 tane devlet sınır komşumuzdu. Bunlardan biri Yunanistan, bir diğeri de Bulgaristan'dı. Yunanistan zaten aşağıda verilmiş, burada verilmiş. O halde geriye hangi devlet kalıyor? Bulgaristan. Bulgaristan'ın bir öncüsünde yer aldığı seçenekler Ceyhan ve Denizli seçenekleri. Bu nedenle A'yı ve B'yi eliyoruz. Geriye Ceyhan ve Denizli kalıyor. Hemen ikinci boşluğumuza bakalım. İkinci boşlukta da bakın görüyorsunuz buradaki en uzun sınırımız söz konusu. Diğer sınırlara göre baktığımızda, ülkelerin sınırlarına baktığımızda en uzun sınırımız hangi devletleydi bizim? Elbette ki Suriye ileydi. O nedenle iki numaralı boşluğa da gelmesi gereken ifade Suriye olduğu için cevabımız Denizli seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili öğrencilerim, bugünkü konumuz da bu kadar. Bugünkü dersimizde de ülkemizin komşularıyla olan ilişkilerine ve sınır kapılarımıza değindik. Burada sizlerden özellikle ricam devletlerimizin başkentlerini unutmamanız. Çünkü genellikle sorular sizlere bunların üzerinden eşleştirme sorusu olarak geliyor bilgi anlamında. Bunun dışında genelde işte bağımsızlık ve dış politika üzerine yorum sorularıyla sık sık karşılaşırsınız. Yapacağınızı düşünüyorum. Anlamadığınız bir bölüm varsa videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Gerekli notları defterlerinize alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.